Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bannerlord'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölüme kartlardan ulaşabilirsiniz. Şimdi geçen bölüm en son Batı İmparatorluğu'na artık savaş açtık. Bir köyünü yağmalarken bunların. Şu 67'liği kesemeyiz. Bunu kesecek gücümüz yok. Paramız az. Müşkül durumdayız. Şu an hiç iyi değiliz. Lan bunlar Batı atlı yapayım biraz asker. Biraz da süvarimiz olsun ya. Şu ikisini geliştireyim de. Şunu kılıç ustası yapacağız. Bunları atlıya çevireyim ben. İçeri bir gir bakayım. Gerçi parayı da yine bitirdik. Şimdi bu arada bu şeye, kampa geçen bölüm söylemiştim yanlış hatırlamıyorsam saldırabiliyorlarmış. Bu 67'lik umarım gidip benim kampa girmez. Bakayım geri gitti. Tamam. Sıkıntı yok. Şurayı bir değiştir bakayım hemen. Şimdi düzenbazlıktan ne yapabiliyoruz? Zorla haraç kesebilirim. Bir zorla haraç keselim mi? Hasat vakti. Yerel çete lideri Peach Duane senin için bir iş buldu. Asil bir amaç için nazikçe biraz para toplaman gerekiyor. Ardından ona göre ödenecek. Hadi yapalım. Nazik destek. Peach Duane bunu kendi başına yönetip yönetemeyeceğini merak ediyor. Belki biraz yardıma ihtiyacım vardır haliyle. Maaş çeki yarıya iner. Bir saniye. En son ben bunu şey yaptığımda ne olmuştu lan? Ben bunu geçen bölüm yapmadım mı? Bir grup paralı asker başka bir şey görmüyoruz. Şimdi saldırıda ben tek mi gidiyorum acaba benim adamlar da mı giriyor? Bunu geçen sefer test etmemiştim. Dur ve çık demiştim burada. Saldır anasını sat. En son tek bildim. Tamam. Hatırladım hatırladım. Tek olduğum için hatta şey yaptım doğru. Dedim karakterim güçlü değil. Zırhım falan da yok. Sonra şey yaparız demiştim bunu. Hatırladım şimdi. Sanalaya bir gidelim de orada iş bakayım bari ben kendime. Haraç ne kadar haraç keseceğiz acaba ya? Böyle bir 4-5 bin dinar haraç keseceksek çok güzel olur yani. Turnuva en kötü burada bir turnuvaya gireriz. Sen ne veriyorsun? Çeteye adam gerekiyor. Boş. Biraz bekle turnuvaya girip uzayalım biz buradan. Geri gidelim. Köyümüzün durumuna bakalım. Kaç tane domuz olmuş? Çok domuz olduysa 3. yeri de yaptırmıştık en son. Çok domuz olduysa şey yapalım. Alalım birazını satalım. Ya da eti yiyebiliriz gerçi. Şimdi arenalık bir şeyimiz yok. Arenalık bir şeyimiz nasıl yok? Var turnuvaya gireceğiz doğru. Ne veriyor? Uzun Tamasken uçlu mızrak mı? Satarız en kötü. Gerçi Tamasken diyor sağlam bir şey de olabilir bu. Bahis yatıracağım. Ölürsek de ölürüz. Canımın full olması lazım. Aynen öyle. Ya statlarımız çok iyi değil ama karşıda karakter de yok şu an. Okçu yayı bırak yayı. Ben çok yavaş gidiyorum abi. Biri gitti. Mükemmel. Bu da gider. Bu da gitti. Tamam yedik biz bunları ya. Bizim takım sağlam. Geçir bu çakalı da. Yetişmiyor kılıç dur. Gitti. Devam. Yatır bahis. Bak hiç bahis yatırmadığımızda güzel para kaldırırız kazanırsak. Burada ölmem yok mu şimdi? Yok. Hop buradayım. Durum tut bakayım sen. Bacağına yersin öyle. Aslanım. Bacağına yersin. Bunu da kafana mı yedin? Yok gövdesine geldi. Devam ediyoruz. 2v2. Ben seni koruyacağım okçu. Ben bu herifi teke tek dağlamama ihtimalim var yalnız. Kim bu? Hafif hasara okçusuymuş. Okçuyu da kesemiyorsam yazıklar olsun bana. Ağzına tükürürüm bak. Kafam. Dur. Hop. Tamam bu gitti. Tamam bunu da yeriz ya. Bizim okçu vur lan hadi. Bir tane geçirmiş de. O kadar. Bir tane geçirebilmiş. Aldım ben. Sen de finaldeyiz. Gel seni de yiyeyim şurada. Cirit mirit atacağız kesin. Aynen öyle. Cirit atarak yerim ben bunu. Kendime bir savaş alanında da cirit bulsam güzel olacak. Yalnız az daha cirite kafa atıyordum. Kolaydı. Kaç para kastık buradan şimdi? 1500 kazanç da.
Yatırdığımız da dahil içinde. O yüzden biraz keseceğiz oradan 1500'den. 1000 desek düz hesap. Gerçi dur 900 falan geldi. 900 gibi bir şey vardı zaten bizde. 900 falan geldi. Çok da gelmedi. Neyse. Fırlatma lan. Çekici hızı oğlum. Çekici hızı ver. Şimdi askerlik işimiz yok. Ticarete bir gir bakayım. Bu mızrağı ben kullanır mıyım? Hem çift el hem tek el. Güzel. Tek el gönderdi silah diye geçiyor. Deliciliği fazla. Uzunluğu bayağı uzun. Silah hakimiyeti bir tık düşük. Bir de hızı yavaş. Satsak da 600 ediyor. Satmaya gerek yok. Şunu sat o zaman. 600 de pek bir şey etmiyor. Buradan bir köyümüze doğru dur bakayım. Burada başka. Mesela bak. Düzenbazlıkta. Ha, gerçi bununla ilişki kasmadığım için burada bir şey yapamıyoruz. Neyse. Şehri dolandırabiliriz de o daha büyük bir sıkıntı. Şimdi karakterim biraz gelişsin. Güzel bir zırh çekeyim kendime. O paralı askerlerle kapışırım ben. Çeteye adam gerekiyor. Tüküreceğim çetenize ya. Ben çetenin adamıyla uğraşamam senin. Başka ne vardı burada? Haraç kesme dışında büyük gasp. Bunda ne oluyor? Pitch Duay'ın yakındaki Hiblet köyüne gitmeni istiyor. Yerel eşraflar ödemelerine hep geç kalıyor diyor. Ve disiplini öğrenmeleri gerekiyor. Eşrafın sana vereceği dinarı elinde tutabilirsin. Nereye gideceğiz? Yakında Hiblet köyüne. Tamam. Hiblet köyü. Hiblet köyü. Gidiyorum Hiblet köyüne. Hiblet köyünde bir yargı dağıtalım. Adamlarımdan gelişen varsa geliştireyim. Memlük değil. Kabile üyesi. Seni de geliştirdik. Atlıları at bulacağız. Hiblet köyünde ne yapıyoruz şimdi? Dolandırıyor muyum? Ne yapıyorum? Yerel eşyalı tanış ve işini yap. Şunu yapacağız. Merhaba. İyi günler. Ne diyor? Yarısını ödeyebilirim diyor. Half yarısı değil mi? Yarısını ödeyebilirim diyor. Şimdi alabiliyoruz. 1800 dinar. 1600 dinar. 2104 dinar aldım. Ona ne burada. Köyle ilişki düştü de bir çalışırız şurada bir ara iş çözülür. Oğlum para bizde kalıyor. Ona ne bedava iş lan bu. Piştuğun. Bir daha ver iş bana. Yapabiliyor muyum aynısını hemen bir daha? 11,3 gün. Oo, 12 gün bekleme süresi var. Güzelmiş. Büyük gasp güzel. Büyük gaspı bir daha yaparım ben. Bak o 11 küsur gün içinde de şey yaparız. Bak mesela şöyle bir şey yapsam. Gitsem köyde çalışsam köylülerle ilişkimi kasarım. Eksiye düşen ilişkimizi de hallederiz. Para vermiyorlar gerçi pek de. 8 lira ödedi de. Eksi birden biri arttırdık mesela Hiblet köyüyle. 3 kere çalışırım burada. Eksi biri sıfırlarız. Biz kendi bir obamıza bakalım obamıza. Kaç para var içeride? 993 dinar var. Aç bakalım şurayı. Bir içeride 13 tane domuz olmuş. Keten kumaş falan var. Ben şimdi buraya bir çadır daha atıp keten kumaş satan alıp geleceğim hemen. Bir tane daha çadır atacağım. İçeriye 5 asker daha bırakacağım. Hemen orada tahıl işine gireceğiz. At falan yetiştirebiliyoruz mu diyeceğim de at şeyi yok ki gerçi. Full domuza mı bansak acaba diyorum. Domuzun tanesini mesela 50'den falan satsam 100 tane domuz olsa gene güzel para yani. Keten kumaş 120'den bedava hepsini ver. 1400 sert kereste de 5 tane alayım da 1600 ne olur ne olmaz garantide dursun. Oraya şimdi ben az daha para atarım diyeceğim parayı bitirdik. İzcilikte ne var? Hareket hızı var. Gündüz olsun da öyle gireyim ya. Kaç ödüyorum ben kendi adamlarıma? 200. Çok, oha lan çok ödüyormuşuz ha. Bir tık fazla ödüyorsun. Şimdi etrafta bir dolaşalım. Buraya hemen bir tane daha çadır atacağım. Adamlar çalışsın diye. Domuzumuz var hazır aslında. Kereste getirip direkt hani tarlaya gireceğimizi domuzdan devam edebiliriz ya. Bunun tam yanına hemen bir çadır daha çakıyoruz. Bir çadır daha çakamayız. Malzemeleri içeri koymadık. Altı kereste anana avradın. 10 kereste istiyordu galiba bu yetmez.
Dur bakayım hemen bir bakalım kaç kereste istiyor. 10 istiyordu diye hatırlıyorum ya. Galiba yetmeyecek. Bu değildi aslanım. 3 kereste 20 keten kumaş diyor. Var 20 keten kumaş. 3 kerestemiz de var. Bundan acaba birden fazla mı yapamıyoruz? Gerçi ne alaka? Bunu da yaptırmıyor ama. 20 keten kumaş 3 kereste var oğlum. Niye koyamıyoruz bunu? Ha, 3 building puanı lazım. Building puanımız 0. Peki building puanını ne veriyor bize? Dur. İyi de yapı puanı daha fazla yapı yapamıyor. Öyle şey mi olur oğlum? Bir çadır bir şey attık diye burada. Bitti mi yani bu? Öyle değildir. Bir şey veriyordur illaki. Puan da. Mesela şundan bir tane daha koysam. Gerçi bu da 3 building puanı istiyor. Bunu koyarsak ne oluyor? Bu benim spawn olacağım yer. Dur. Çadırları geçtik. Burada başka bir şey atabiliyor muyuz? Yani bu yapı puanını neyi verecek bana? Yapı puanı için acaba daha fazla mı asker atmak gerekiyor? Bir yapı puanı istiyor diyor mesela bu. O da yok. Koyduğum şeyi nasıl yıktığımı da bilmiyorum. Burada bir tek müzisyen çadırı var. Burada bu ne? Dekoratif zaten bunlar. Çitler mitler. Bu benim spawn olacağım yeri ayarlıyor. Buna da gerek yok. Koyayım mı lan şundan bir? Belki bir şey etkiler ya. Dur bakayım. Şunu mesela kamp şey diyeyim bu anasını satayım. Şunu tam şuraya koy. Ben köyün dibinde spawn olayım işte şurada. Koyduk bunu. Yapı puanı falan da vermedi. İki kereste bok yoluna gitti. Neyse. Yapı puanını nasıl şey yapacağız acaba? Kasacağız. Bakalım abi hemen. Yapı puanını nasıl kasıyoruz? Mesela burada bak. Yapı puanı vesaire yazmıyor. 976 şey var. %1,1 diyor. Yeni seviyeye geçmiş. O nasıl oğlum? O nasıl bir şey lan? 49 moral. Hayır, dur. İsmi anan. Biraz şöyle dursun. Garnizona bakayım. İki adam daha verebiliyorum. Mesela ona ne avradını. Ben bunu atla atmadım. Askerleri de geliştiriyor eleman. Bak sen. Güzel. Askerin gelişmesi güzel. Bir tane acemiyi salla. Bir tane de bilen diye. Gerçi ondan iki tane varmış. Ne sallayayım içeriye bir şey daha atalım. Benizilal askeri daha fazla gelişiyor mu? Gelişiyor. Şu atlı olacak gelip neyse at bir tane de arbaletçi at içeriye. 7 kişi oldu mesela içerisi tam. Bitti dedik. Mesela içerinin 7 kişi olması yapı puanını etkiledi mi acaba? Yani 13 tane domuzla pek bir ne bileyim az biraz. Gerçi çok zaman geçmedi de en son geldiğimizden beri. Tekrar girelim. Bakalım o attığımız kamp ateş çalışıyor mu? Ya anasını satayım. Hani orada spawn olacaktım ben? Yapı puanımız 0 hala. Yapı puanı nasıl artıyor ya? Burada bir etkileşime falan mı girme? Aa elemana bak. He bu bizim elemanı buraya spamlıyor lan. Bu şey değil mi benim yoldaşım? Aynen. Bunu buraya spamlıyor. Yani 7 askerim var da senin. Burada daha fazla çadır olması lazım. Şöyle bir şey denesem. Ama abi yapı puan arttırılıyordur bir şekilde ya. Bunları zaten sökemiyorum. Bunun nasıl kaldırıldığını bilmiyorum ben kaldırılıyorsa da şu an. Bu yapı puanı istemiyor da geriye kalan her şey yapı puanı istiyor. Gerçi bu da istemiyor. Bu ne istiyor lan? Kömür istiyor bu bir tane. 6 kişilik yer verecek bu. Şu Leisure neydi yani? Bak onu bir saniye. Geçen bölüm sanki ben bunu gene bir tur çevirmiştim de gene unuttum gibi geliyor bana da şu an. Nasıl yazılıyor?
Boş vakit ne lan? Boş vakit olarak çevirdi mi? Adamların rahatlık, konfor tarzı bir şey de olabilir o. Tamam, zaten öbürü de üretkenliği arttırıyor, domuz şeyi falan yapmak, tamam. Yani yapı puanını nasıl arttırdığıyla alakalı bir bilgi yok. Neyse, neyse. Ben gidiyorum. Belki klan seviyemle falan mı alakalı diyeceğim. Gerçi klan seviyesiyle alakalı değildir. Şeyi denemek istiyorum da bunları nasıl sökeceğimi de bilmiyorum gerçi. Hani şunların birini kaldırayım, yapı puanı gelsin de bir tane daha çadır atayım. Belki kişi sayısı artınca şey olur dedim. Gerçi içeri iki tane de asker bıraktım zaten, o fark etmedi. Neyse ben gidiyorum, biraz zaman geçsin. Adamlar orada takılıyor şimdilik. Biraz malzemeleri de boşa şey yaptık gibi oldu ama. Mesela bir yoldaş alıp içeriye bir yoldaş daha atabilir miyim? Veya bir yoldaşa farklı bir kamp yeri daha kurdurabiliyor muyum? Deneyeyim mi? Birden fazla kamp yeri kurdurabiliyorsam oraya 3-5 tane çakayım ben. Ama oranın seviyesi var. Yani o geliştirmemiz lazım bir şekilde onu. 1300 buraya harcamam. Burada görev, Pitchway'nin görevi çeteye adam gerekiyor. Onu boş ver. Şuradan bir köy yağmalamayı denesem. Burayı bizimkiler almış gerçi. Aha. Kral yardım edeyim mi? Ben bu savaşa girerim ha. Buraya birileri. Bunlar da ananınki. Bak girerim ben buraya. Ona girerim ama. Buna girerim. Geldim. Geldim kral. Ganimetten 3-5 pay çalarız oğlum ya. Dur ya. İlk büyük savaşımız. Otodasınız beyler. Haydi aslanlarım. Götüme giyecek donum yok. Belki güzel zırh da düşürebilirim. Otoya saldım. Ben süvarilerle bir gezineyim. Neyi var bunun? Ben bunun okçularının arasına dalarım direkt diyeceğim de çok gaza gelmeyelim. Ben orduyla birlikte gideceğim. Zırhım kötü. Haydi aslanlarım. Hiçbiri benim adam değil bunların. Şu aradakiler benim sadece. Haydi aslanlarım. Süvari bir gelir gibi yaptı, geri gitti. Oğlum atlı okçu... Lan siz ne yapıyorsunuz ordunun arkasında oğlum? Yandan bir dolansaydınız ya etraflarında adamların, atlı okçusunuz o kadar. Lan ne mal adamsınız, vursanıza lan. Adamlar vuruyor beyler bizi. Öleceğiz bak dümdüz şimdi, gidin savaşın oğlum. Salak salak iş yapmayın. Süvari de burada bekliyor. Neyi bekliyorsunuz lan? Benim at çekmiyor ya. Daha iyi bir at lazım bize. Biz şu an ölüyoruz çatır çatır. Hadi oğlum. Hücumlayın düşmana. Yani düşmana hücumlamak için neyi bekliyorsunuz onu çözemedim. Ufak ufak yaklaşıyorlar şu an, evet. Ufak ufak yaklaşmayı bekliyorlarmış. Aha öncünün birini aldım. Killini çaldım. Bir kill bir killdir. Beyler kill almamız lazım. 2 kill almışız. Birini ben kestim zaten. Gerçi dur şimdi. Savaş yeni baş... Ya hücum direkt ya. Bizimkiler. Direkt hücum ya. Taktiği boş verin oğlum. Denk getirdiğinize geçirin işte de. Biz burada nasıl kill alacağız ben onu düşünüyorum şu an. Ben alırsam alırım kill anca. Biz öleceğiz yalnız bu savaşta. Yenilik. Bu öküzler yüzünden yenilecek gibiyiz. Bana öyle... Gerçi bunlar da köylüymüş lan. Yeriz bu ananınki. Yavaş lan. La bir çık çık. Alanın da dışındaymış. Ben bunlara tek falan atmam lan. Onanı avradını öleceğim şimdi. Lan yürü. Takıldığım yere bak. Ben bunlara tek de atamam ki. Biz buradan bir şey kazanam. Şu arkadaki mallar neyi bekliyor? Şu okçular ne yapıyor? Nereye sıkıyor bunları ya? Gerizekalılar. Tüh lan çalarım diye şey yaptım da. Kill aldık mı biz hiç? Oha 13 kill almışız zaten. Helal lan, nasıl aldınız o kill'i? Helal lan size. Lan fırlatma silahı falan da yok ya. Dur şunu benim kesmem lazım, dur. Aha yine çaldılar. Gerçi dur benim adam kesmiş, tamam sıkıntı yok. O da bizim adam.
Bize yazıldı o da, sıkıntı değil. Biz öleceğiz yalnız bu mallar yüzünden. Gerçi şu an hala biz güçlü gözüküyoruz ama ben anlamadım o işi. Bir ton adam kaybettik lan cayır cayır. Adam kalmadı ki önde. Nasıl kazandık biz bu savaşı? Gerçi daha destekler spawn olacak. Önden belki dandikler girmiş olabilir mi? Benim at... Bir şey oldu benim ataya. Hayvan koşmuyordu artık. Yaralandı falan mı bu acaba savaşta? Ne oldu buna? Sen niye öyle gaza geldin sen? Neyse dur dur, güzel kill aldık gibi ya. Atım hızlı olsa daha rahat olacağım da at çok yavaş benim. Atı çok seri değiştirmem lazım ilk fırsatta. Rastgele saplıyorum artık mızrağı. Neye kime denk gelirse. Bir kill bir killdir hesabıyla. Öleceğim. Yavaş. Niye kalkan tutmuyorsam düz koşarken. Ay ananı at gibi. Ölebilirim. Her an. Yok, o öldürür muhtemelen. Onu da ben çaldım. Şunu da ben çalayım. Tamam, kaçıyor zaten artık bunlar ya. Kaç kill aldık lan total? 52 kill almışız oğlum. Güzel. Bazı birliklerden daha çok kill aldık. Kim çaldı lan onu? 52 kill'de kaldık. Neyse, güzel pay alırız bence yani. Güzel loot çıkar. Bu tutsağı da satarım. Dur. Seviyeye göre çekelim. Dayiyat kesin. Oo. Şimdi atların hepsini kilitliyorum. Soylu bineğe ben direkt bineyim hatta. Bütün atları bir kilitleyelim de bak, bir sürü de at çıkardım. Tek tek de olsa. At attır. Şimdi. At 45 hızı var. Senin hız kaç? 59. Seni bir önce bir giyeyim de ben. Giyeyim yalnız atı. Sonra bakalım daha iyisi var mı? Daha iyisi yok. Tamam. Şimdilik en iyisi o. Şimdi 33'e 7. Şunu gel zırha geç direkt. Ben zırhıma bir ayar çekeyim şurada. Değere göre sıralar mısın zırhı? Şöyle ha. 33'e 7. Şunu bir giydik. Botumuz iyi, turnuvadan düşürdük. Bu aynıymış. Bir tane omuzluk takalım. Omuzluğumuz yok. 15'lik kafa zırhını giydik. Tamam, birazcık daha gelişmiş oldum. Şehir içindeki halimize. 20'lik zırh. Ne 20'lik bu zırhtan. 14'lük kafa zırhı. 8-5-4'lük böyle bir zırhımız var. Başka omuzluk yok mu diyecektim. Dandik de olsa bir şey varmış. Tamam, şimdi şu halimize gelip silahlara geçiyoruz. Bir saniye bekle. Şunu bir kapa. Heh. Demir filistem daha iyi gibi gözüküyor şu an. Bunlar çöp. Şehir içindeki halimizde ne var? Onda da demir filistem var. O da dursun. Kalkan var mı kalkan? Heh. 480 canlı şu kalkanı sen bana bir ver. Yayımayı boş ver. Şehir içindeki halime de şu 430'luğu ver. Gayet güzel. Tamam. Başka da şu an dur bakayım. Kit diyecek bir şey kalmadı herhalde. Şöyle bir yemek kısmını bir aç bakalım. Kit diyecek hiçbir şey yok burada. Domuz kitli, domuzu da aç. Gerçi dur, domuzu koyun da kitle. Belki koyun yeri de açarız şeyin orada. Domuzu satalım da. Koyun bir kitli dursun. Bir de orada koyun çiftliği açarım belki. Koyun eti daha pahalı gibi. Ulan koyun mu yapsaydık ya önce. Neyse. Tamam, bu loot buradan güzel para çıkarır. Ben buradan yaylanıyorum. Yaylanmadan. Oo, bir 500'lük ordu daha geliyor. Yaylanalım. Ordu oraya girecek. Onla... Bir saniye abicim, benim sal. Aslında bir şey söyleyeyim. Şu 160'lık geri gelseydi bu tarafa. Dalarlar da. Bunlar gene dalabilir bak. Fırsattan istifade, ben bir tur daha oradan. Bir şeyler alabiliriz yani. Adamlarımızı da geliştirelim şöyle. Yok, kuşatma kampına girmiş. O kaleyi geri alır onlar. Alsınlar, işime gelir, ben yağmalarım orayı.
Daha iyi. Vekillikten birlik ücretini azalt. Canımı arttır. Dur bakalım bir kuyaza. Mesela oradaki TR 1.1 yazıyordu. O arttı mı acaba şimdi? Gidip bir onu kontrol edeceğim. Şimdi Han bölgesine bunların hepsini satıyorum. Lord da dahil. Umurumda değil. Gitsin asker topladım. Ben sonuçta krallık değilim. Bir şey değilim. O beni bağlamıyor. Yalnız şuradan ben şehir içinde de ata bineyim ya. Önce atımı takacağız illa. At ne var? O mor atı var. Şehir içinde gayet işimizi görür gibi geldi bana. Şu eğerdeki iyidir. Tamam. Atların hepsi kilitli zaten. 20 aldı. Bu daha hafifmiş lan. Bunu kullanalım o zaman. Zırh değeri aynı da daha hafif. Şunda. Batanya koşum şeyinden. Tamam. Loot'un geriye kalanın hepsini sat. 6300. Güzel para. Güzel para. Harbi güzel para. 9000 diyor. 65 hız diyor. 65 hız çok iyi. Maskarat. 9000'im yok ki. Alırsam olur ama 9000 ata vermem yani. Yok. Abicim bana şimdi şuradan bir fırlatma silahı satar mısın? Cirit. Sadece cirit mi var bir tek? Başka bir şey yok mu? Neyse hiç yoktan iyidir. Ver dursun. Bir de ciritimiz olsun. Hatta ben şehir içine de alayım bir tane sadece cirit. Şehrin içinde de bir ciritim olabilir. Hatta şehir içine iki cirit alayım. Tamam şöyle yaptık. 5900'ümüzü aldık. 11K paramız oldu. Şimdi gidelim bakalım şurada bir gelişim var mı? Şeyimizde. Köyümüzde. Ya da adam attığımızdan beri. Mesela durumuna bakarsak. 1.1 diyor yüzdelik şey hala. Altın rezervi falan filan. Moraller 50'de. Garnizon hala 7 kişi. Buraya zaten çadır yapmam lazım. Tutsak atsam mesela bir işe yarar mı diyeceğim. Tutsak ne işe yarayacak içeride? Domuz hala 13 tane var. Buradanın yapı puanımız hala 0 muhtemelen. Bir içeriye girip gezmem lazım yapı puanı için. Yapı puanımız hala 0. Yani bu yapı puanı nasıl artacak hiçbir fikrim yok. Bunu bilen varsa yorumlarda bir yazarsa çok güzel olur. Yapı puanı nasıl artıyor bilmiyorum çünkü. Bak şu an silme moduna geçtik. Şu an Q ile silebilirim. Dur bakayım. Domuz çiftlerinin bir tanesini silip asker basacağım. Yani çadır yapacağım bir tane. Malzemenin hepsini geri veriyordur umarım. Şu an mesela şuna Q'ya bastığım zaman sildik. 3 yapı puanı eklendi. Çadır için 3 yapı puanı gerekiyordu. Aç bakayım şeyi. Geç build moduna. Şuraya hemen olduğu gibi bir tane daha çadır çaktım. Yani asker şeyi arttı da. Yapı puanı yine bitti. Yani yapı puanı bu da arttırmış. Zaten hiçbir şey yapı puanı vermiyor ki burada ben. Yapı puanı neye göre artıyor onu çözemedim tam. Domuz şeyinin birini sökmüş olduk. Dur bakayım koyun şeyi ne istiyor lan? Oak farm değil de. Yanımda koyun vardı. Neyse dur ona birazdan bakarız. Şu an silme modu. Bu ne? Düşmana kilitleniyor. Şeye kilitleniyor diyor. Canlıya. Neyse dur bakayım. Mesela şu an asker kapasitemiz arttı. Asker eklesem acaba burada yapı puanı şeye artar mı? Yani yapı puanını arttıran bir bina yok. Bir şey yapınca artacak. Ya seviye atlayınca olabilir, başka bir şey olabilir. Seviyeyi nasıl hızlı kasarız onu da bilmem. Ben bu modu birazcık daha inceleyeyim. Bak bu da 3 yapı puanı istiyor diyor mesela. Şunu bir değiştir. Shift Farm 4 tane koyun 10 tane kereste istiyor. Anasının gözü. Peki bir şey söyleyeceğim. Benim şimdi bu çadırı söktük. Şeyi söktük ya şurayı. Domuzları geri verdi mi acaba? Dur bir bakalım. 13 domuz vardı. Domuz şeyini söktük. 4 domuzu geri verdim vermedim. Bir bakalım hemen. Domuzları vermemiş. Keresteyi de vermemiş. Bok yoluna gitti o. Tamam yaptığımızı bir daha sökmeyeceğiz. Şimdi içeriye daha fazla asker atsam. Buranın tiyarını etkiler mi? Şöyle bir şey yapacağım. Bir saniye. Çok seri. Abimiz zaten en son kurtarmıştı kardeşlerimizi. Abim ben bir yanıma çağırayım.
2 gün 5 saat sürecek diyor. Dur bir gelsin bakalım hemen. 2 gün 5 saat burada bekleyebilirim. 14K param var zaten. Askerim de kalmamış yalnız benim. Ölmüş savaşta hepsi. Biraz asker toplayalım şuradan. Abimiz birliğimize gelene kadar. Tamam 32 asker yeter ya. Bunlar gelişir zaten. Gelsinler bakayım bir. Gelsinler dedim tek kişi. Şeyi çıkarıp bizim elemanı çıkarıp abimin yerine koysam bir şey fark ettirecek mi acaba? Hani şehirlerde falan oluyor ya mesela şeyi etkiliyor. Yapılan işte yapının. Geldi. Hemen gidelim. Ya da sana ayrıyetten kurdurabiliyor muyuz yeni ona mı? Gerçi dur. Bunu şimdi nasıl değiştiririz? Şöyle yapsak. Manage. Asker değiştir. Dur. Buradan değil. Askerden garnizon. Mesela bu elemanı alsam alamıyoruz. Ha, hepsini çeksek de o gelmeyecek. Aa aldım. Nasıl oldu? Nereye gitti lan o? Almadık gerçi. Aldım adam. Bir şey oldu adam ama. İptal de. Bir daha gir. Ananı satayım. Nereye gitti adam? Lan. Yoldaşım gitti. Nerede o? Neredesin lan sen? Bekliyor diyor. Nerede bekliyor oğlum? Burada mı bekliyor? Ha lider ata dur. Değiştirebiliyorum lideri tekrar. Dur. Aa crash yedim. Neyse tamam. Bu modu biraz kurcalar şey yaparız. Evet arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.